Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Teşekkür ederim. Şu anda en çok aslında hem erkeklerde hatta bayanların da birçoğunda yapılan bir işlemleriniz var. Bunlarla ilgili bugün bize bilgi vereceksiniz. Özellikle saç ekimi. Bununla ilgili başlangıç yapıp saç ekimi nedir diyelim mi hocam? Aslında kelime olarak Türkiye'de biraz da yanlış kullanılıyor. Saç nakli demek daha mantıklı. Saçın vücudun herhangi bölgesinden, var olan bir bölgesinden ya da var olması biraz fazla olan bölgesinden, daha az olan ya da hiç olmayan bölgesinden nakledilmesini saç ekimi diyoruz. Peki saç ekiminin mevsimi var mıdır? Yani yazın olmaz, kışın olmaz gibi bir kriter var mı? Saç ekimi her mevsim yapılabilen bir uygulamadır. Yalnız belli özellikler vardır. Örneğin akut sinüziti olan bir hastaya kışın yaptırmayın deriz. Ya da aşırı terlemesi olan bir kişiye yazın yaptırmayın gibi kişiye özel bir takım özellikleri vardır ama prensip olarak 4 mevsim yapılabilen bir uygulamadır. Peki hocam saç ekimi neden Türkiye'de bu kadar popüler? Yani o kadar yurt dışından gelenler, o kadar Türkiye'deki insanların rağbeti? Bu biraz aslında kilometre gibi, yani araç kullanmakla ne kadar çok kilometre yaparsan o kadar iyi olursun gibi geliyor tecrübe bana. Tecrübe. Deneyim, tecrübe. Türkiye'deki kellik oranı, hatta bu Akdeniz kuşağındaki kellik oranı dünyadaki en yoğun olan yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Mesela İtalya'da, İspanya'da, Türkiye'de. Bu bölgede oldukça çok fazla doğa ve tabiat, insan arasındaki etkileşim olsa gerek. Kellik oranı biraz daha fazla. Kellik oranı fazla olduğu zaman doğal olarak talep çok fazla oluyor. Artı Türkiye'deki hekim sayısı, hekimlerin saç ekimine merakı da biraz fazla. Artı Türkiye'deki ekonomik şartlarla Avrupa'daki ekonomik şartlar biraz daha farklı. Zamanla hekimlerin yaptığı o kaliteli operasyonlar belli bir zaman sonra bir pazar oluşturdu. Bu pazar oluşturan pazar Avrupa'daki talep ve Türkiye'deki taleple birleşince Türkiye'yi bir anlamda dünyanın saç ekimi pazarı yaptı. Peki saç ekimi sağlık turizminde Türkiye ile ilgili, ki Türkiye'de çok yoğun yapılıyor, bu konuda geleceğe yönelik projeksiyonunuz nedir? Sevgili hocam, bu çok güzel bir soru. Öncelikle onu söyleyeyim. Bununla ilgili yaşadığım bir takım deneyimler var. Evet. Ben çok ümitsizim aslında bu anlamda. Ben eşimle birlikte İtalya'da çalışıyoruz, Milano'da ameliyat yapıyoruz, Lübnan'da ameliyat yapıyoruz, Dubai'de gidiyoruz ve yeni de Soçi'ye başladık çalışmaya. Yurt dışında Türk hekimlerine karşı inanılmaz bir ilgi var. Yani çalıştığım klinikte bizi reklamlarımızı yaparken Türkiye'den gelen hekim diye yapıyorlar. Yani Avrupalıların gözünde bir çok ciddi anlamda çok iyi bir hekim kimliği var. Yani bir marka değeri var. Sağlık turizminde yapan şirketler, yapan firmalar, sattıkları ürün aslında biz hekimleriz. Yani bu pazarı değerli kılan Türkiye'deki hekim kimliği. İşte saç ekimi aslında bu hekim kimliğine çok ciddi zarar vermeye başladı. Bunu Türkiye'den olduğumuzda belki siz çok fazla sayıda saç ekilen yabancı turistleri görüyorsunuz. Bu buradan baktığımızda bir görünen var. Bir de Avrupa'dan Türkiye'ye bakıldığında bir görünen farklı bir görüntü var. Yani orada bize hastalar geliyorlar, diyorlar ki saçını gösteriyorlar ve bize çok ciddi tepki gösteriyorlar. Türkiye'de yaptırdım, saça bakar mısın diyor. Soruyorsun kim yaptı? Bakıyorsun ki Türkiye'de öyle bir hekim yok. Tam bile merdiven altı. Hatta ve hatta hastanenin içinde başka hastaneyle alakası olmayan bir takım bilimlerde bile bu tip operasyonlar yapılıyor. Ve hekim olmayan, hekimle hiç alakası olmayan insanlar sırf para kazanmak maksadıyla bu tip operasyonlar yapılıyor. Ama hiç farkında değiliz ki aslında kirlenen sadece pazar değil. Kirlenen Türkiye'deki sağlık turizminin yıldızı olan hekim kimliği kirleniyor. Yani çok biz hekimler buna çok ciddi müdahale etmemiz lazım. Şimdi o kadar güzel bir konuya değindiniz gerçekten ki ben bir plastik cerrah olarak bunun aslında yıllardır mücadelesini veren bir hekimim. Türkiye'de yapılan saç ekimi tamamen kalite değil ucuzluk üzerine kurgulanmış şu anda. Yani gelir getirsin de nasıl getirirse getirsin tarzında, ama böyle değil işin hakikaten. İyi iş bizi yüceltir, kaliteli iş bizi yüceltir. Düşünün, bir otele gidiyorsunuz, orada kalan misafirlere bakıyorsunuz. Otele verdiği ücretin yarı fiyatından daha az bir ücreti saç ekimi yaptırmış. Evet. Kuaföre gitse belki daha fazla para verecek. Tabii kalite yerler. Sevgili hocam, size çok bununla ilgili bir anımı anlatacağım. Buyurun efendim. 2014 yılıydı. Bana yurt dışından hiçbir reklam tanıtım olmadan 3 tane hasta gelir. Ben bu hastalara ameliyat ederim. Hatta hiç pazarlık da yapmazsa çok değil de para verirler, giderler. 3 yıl sonra Avrupa'da çalıştığım çok ünlü bir plastik cerrahi zinciri var. İsim zikretmem ama çoğu bilir bu zinciri. O zincirin sahibi Marian Fabian diye çok ünlü bir doktor, plastik cerrah. Bir gün beni arar, der ki
artık amatör kümede oynama, gel Şampiyonlar Ligi'nde oyna diye beni arar. Evet. Ben önce şaşırdım. Marian Fabian'ın kim olduğunu biliyorum. Hı hı. Ama telefonun ucunda onun olup olmadığından emin değilim. Biri bana şaka yapıyor olabilir diye düşündüm. Hatta konuştuk, davet etti, gittim. Onunla Milano'da görüştük. Israr etti, illa gel artık burada çalış. Ben şunu sordum, sen bana Şampiyonlar Ligi'nde oynar diyorsun ama biz Türkiye'deki saç hekiminin kalitesinin onda biri siz diyor. Öyle değil dedi. Siz sadece Türk hekimleri olarak bir kimliğiniz var ama sizin kurumsal bir kimliğiniz yok dedi. Siz belli alanlarda çok iyisiniz. Ama bugün siz çok iyi olmanıza rağmen buradan bakıldığında amatör kümede oynuyorsunuz. Çünkü biz çok ucuz, çok kaliteli işlemleri çok ucuz fiyata yapıyoruz. Aslında bu yaptığımız iş bizi değersizleştiriyor. Kesinlikle. Çok acı bir şey bu. %100 kırılıyor. Ve saç hekimi Türkiye'de bir takım insanların ya da devletin eliyle merdiven altına itilmesi, hekim olmayan insanların saç hekimine yönelmesi ve bunun çok normal, çok legal gözükmesi aslında gerçek anlamda zararı biz Türk hekimlerine veriyor. Evet, çok haklısınız hocam. %100 katılıyorum. Kesinlikle %100 çok haklısınız. Ne söylerseniz hepsinin altına imza atabilirim. Peki hocam, saç nakline karar veren danışanınız, evet, sizin gibi hekimlerle ne zaman buluşmalı, nelerle ilgilenmeli, nasıl bu yola başvurmalı? Şimdi saç hekimi karar vermek aslında çok ciddi, çok büyük bir medeni cesarettir. Bunu hastalardan görüyorsun. Konuşan çok olur ama gerçekten kararımız çok zordur. Öncelikle bir saç hekimi hastasının saç hekimin ekibiyor olabilmesi lazım. Biz ilk baktığımız göz odur. Hasta ne bekliyor? Hastaya biz ne yapabiliriz? Hastanın beklentisi nedir? Biz beklentisini karşılayabilir miyiz? Başta 10 hastanın zaten yaklaşık olarak karar verse dahi yaklaşık 6-7 tanesini saç ekebiliyoruz. Çünkü bunun ekebilmemiz sadece bir terziye gittik, bir kıyafet dikmek gibi değildir. Hastanın belli şartları sağlaması lazım. Beklentisinin rasyonel olması lazım. Ayrıca onun beklentisinin biz yapabiliyor olmamız lazım. Eğer danışanımız da bu üçü bir araya gelebiliyorsa o zaman saç ekimi kararı verebiliyoruz. Peki bunlar kimler hocam? Kimlere yapılabilir bu saç nakli? Öncelikle bunu tersten de sorabiliriz. Kimlere yapılamaz da diyebiliriz. Kimlere yapılamaz? Öncelikle daha kolay mı soru? Tabii, öncelikle yapılabilir olması lazım. Hı hı. Yani bunu ne yapılabilir? İlk kriteri şu, donör sahasında ya da vücudun herhangi bir yerinde nakledilecek alandaki açıklığı kapatacak miktarda bir saçın olması lazım. İkincisi, hastamızda ağır bir takım hastalıklar, yani saç çekimine engel bir diyabet hastalığı, bir ağır hipotiroidi ya da ağır bir hipertiroidi ya da ağır bir demir eksikliği veyahut da ağır bir karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veyahut da bir tümörü, bir kemoterapi almaya bağlı saç dökülmesi olması lazım. Öncelikle sağlığı açısından bir takım şey normal olması lazım. Bunun yanında hastanın bir takım biyokimyasal değerlerinin de normal olması gerekiyor. Çünkü hastayı sadece baktık, muayene ettik, açıklığı kapatabiliriz, hastanın beklentisini karşılayabiliriz deyip de saç ekemiyoruz. Bir takım tetikleri yapıyoruz. Örneğin bir kanama zamanına, pıhtılaşma zamanına bakıyoruz. Bir demir eksikliği var mı yok mu da bakıyoruz. Bir yani hipotiroid ile ilgili bir takım testler yapıyoruz. Vitamin B12, vitamin D3 gibi mutlaka bir takım testlerden geçiriyoruz ki yapabileceğimiz ameliyatın sadece onu oradan nakletmek değil, naklettiğimiz köklerin tutması. Aslında o naklettiğimiz köklerin eğer biz 100 tane kök nakletmişsek onun 80 tane tutacağız, yapmayacağız. Eğer tamamına yakın tutacaksa onu yapmaya talip olacağız. Hepsi bütün, hastayı iyice inceleyeceğiz. Ondan sonra karar veririz. Ekelim ya da ekmeyelim. Peki hastanın beklentisi ne olmalı? Saç ekimi yapacağımız hastanın beklentisi ne olmalı? Şimdi bu en önemli sorudan birisi aslında bu. Hasta bizden ne beklemeli? Hocam bakış şöyle, benim kendi bakışım aslında bu söylediğim beni bağlar. Ben saç ekimine bir resim yapmak gibi, bir heykel yapmak gibi bir farklı bir sanatsal hocam, bir faaliyet olarak görüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Şöyle düşünün, bir tane ressama gidiyorsunuz. Bir ressama diyorsunuz ki bana bir tane tablo yap, şurayı kırmızı yap, şurayı yeşil yap, şurayı sarı yap gibi renklerini ve yapacağı eseri tarif diyorsanız o artık o sanatçıya ait değil. O artık size ait olan bir eserdir. Yani saç hekiminde hastanın beklentisi, ilk beklentisi şu olacak. Ben bir eser istiyorum ve ben bir sanatçıya gidiyorum ve bu sanatçı bana ne uygun görüyorsa ben onu kabul edeceğim. Bence temel yaklaşım böyle olmalı. Eğer hasta bize geldi, bana diyor ki, dedim hocam ben böyle bir saç istiyorum. Yani dümdüz bir saç istiyorum. Komik. Ya da günümüzde gidin iş, bakın çoğu yerlerde böyle çok fazla saç hekimi görürsünüz. Herkesin sabit bir saç çizgisi var. Herkes aynı saç çizgisi ne demiş? Sanki biri bir kalem oturup çizmiş gibi. İşte böyle bir saç hekimi şey değil. Saç hekimi dediğimiz kişiye özeldir.
Ama bu kişiye özel tasarımı yapacak olan hekimin mutlaka bir sanatsal bakışı olacak, mutlaka estetik bir bakışı olacak. Onu düşünecek, onu planlayacak, programlayacak ve bunu hastaya anlatacak. Eğer hastanın beklentisi hekimin öngörüsünü karşılıyorsa yaptıracak. Bence hastanın beklentisi hekim olmalı. Hastanın beklentisi gideceğim, saç ektireceğim, şöyle olacak ya da böyle olacak gibi beklentisi varsa bence yanılıyor. Bana bu şekilde danışan, bana bu şekilde gelen hastalara ben genellikle saç ekimini uygun görmüyorum. Diyorum ki ben yapmayayım, sen kendine başka birini bul diyorum. Türkiye'de git bir merdiven altına. Evet, ne yazık, ne yazık ki öyle. Allah korusun. Hocam peki saç ekimine karar veren hastanın size gelmeden önce nelere dikkat etmesi, ne gibi hazırlıklar yapması gerekiyor? Tabii öncelikle biz daha çok yurt dışında gelen hastalara hizmet veriyoruz. Yani yoğunlukla sağlık turizmine hizmet veriyoruz. Bu amaçla bizim sabit bir eylem planımız var aslında. Eğer hasta burada değilse, dışarıdan gelmişse önce tabii ki hastanın resimlerini alıyoruz. Resimlerini inceliyoruz. Hastanın özgeçmişini, soygeçmişini, aile hikayesini, saç dökülme hikayesini iyice irdeliyoruz. Yani inspeksiyonla yapabileceğimiz şeyi resimle yapıyoruz. Veyahut da konuşarak bir takım özgeçmiş, soygeçmişini sorguluyoruz. Ve ondan sonra bir takım tetiklerini istiyoruz. O tetikte her şey normal olduktan sonra hastaya karar veriyoruz. Yani artık hastanın beklentisini karşılayabiliriz. Hastanın saçını yapabiliriz karar verdikten sonra. Aradan mutlaka en az bir 10-15 günlük bir zaman dilimi istiyoruz. Çünkü bir hafta 10 gün sigara içemeyecek. 15-20 gün kadar eğer bir aspirin ve aspirin türevi herhangi bir kanama pıhtılaşmayı bozan bir ilaç kullanıyorsa onu bırakması gerekecek. Bir takım diyetler veriyoruz hastaya hemostazı sağlamak için. Yapacağımız ameliyatın daha sağlıklı, daha kalitelisi olmasını sağlamak için bir takım diyet önerilerimiz oluyor. Artı bunun yanında eğer hastamızda herhangi bir biyokimyasal bir sorun varsa onu tamamlayıp ondan sonra hastayı operasyona çağırıyoruz. Hasta artık bize geldiğinde ben sadece onun bir fiziksel muayenesini yapacağım. Basit bir takım tahlillerini yapacağım. Ona formunu alacağım, artık ameliyat edeceğim. O hazırlık bir süreç, o bir yönetişim aslında. O 15-20 günlük bir süreç sürüyor. Bunu hastayla interaktif birebir konuşarak, planlayarak yapıyoruz. Evet, hem geldiğinde de çok fazla vakit kaybetmemesi gerekiyor hocam. Doğru söylüyorsunuz. Yani, muhakkak ki. Hocam bir sonraki programımıza çok daha detaylara gireceğiz inşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Evet efendim, programımız kaldığı yerden devam edecek. Saç ekimiyle ilgili olarak Doktor Nedim Ardıç'a bahsetmiş olduk konulardan dolayı teşekkür ediyoruz.